Ziraat Katılım, İş ve Ekonomi programını sunar. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. İstanbul'dan, Halkalı'dan, stüdyomuzdan yine canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve yine 45 dakika sürecek olan yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet, takvim yapraklarımız 2 Mart 2017'yi gösteriyor ve bugün itibariyle özellikle ekonomi penceresinde yaşanan gelişmeleri şöyle bir özetleyeceğiz. Piyasadaki oluşan rakamlara değineceğiz ve bunun ötesinde özellikle diyorum kış ortasında belki de ilk kez bir ciro rekoru yakalandı. Elmak Konut GEO'yu buradan tebrik etmek gerekiyor. Bir hareketlilik, canlılık var hiç olmazsa birkaç sektörde, bunlar arasında da gayrimenkul ilk sırada yer alıyor. Allah bereket versin diyerek 2 milyar 600 milyon lirayı kasasına koydu bir ayda, 28 gün. Günlük kazanç şu kadar ya da bu kadar ama asıl kazanan burada vatandaşlar. Çünkü birçok imkan sunuldu. Hangi konut projesinden alınırsa alınsın hayırlı bir işe imza atıldığını öncelikle bilmek gerekiyor. Yoksa kazanç şu ya da bu da olsa o mutlu yuvalarda eğer hayatı sürdüremiyorsanız bir işe yaramıyor taş toprak. Evet, hepinize mutluluk diliyoruz yuvalarınızda. İster kiracı olun, ister ev sahibi ama kiradan kurtulmanın yolları da yok değil. Bugün biraz bunlara değineceğiz ilerleyen dakikalarda. İstanbullulara özellikle hitap etmek istiyoruz. Çünkü İstanbul'un adı üstünde taşı toprağı altın. Ama bunun karşılığında bu saatten sonra da ben ev sahibi olabilir miyim diye böyle hayıflanmaya gerek yok diyoruz. Çünkü imkan var. Yeter ki takipçi olun. Evet, bu imkanları belki de bugüne kadar 74 bin konutla ortaya koyan bir iştirak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Sayın İsmet Yıldırım canlı yayın misafirimiz olacak az sonra. Ama bunun öncesinde Adıyaman bölgesinde de deprem sarsıntı meydana gelmişti. Geçmiş olsun diyoruz. Çanakkale'ye her gün geçmiş olsun diyoruz. O küçük küçük doğum sancısı gibi belki ama sonuçta büyük bir depremin de önleyici faktörü olabilir sarsıntılar. Türkiye sonuçta deprem kuşağında, konutlarımıza da sadece depremin gelmesi gitmesi değil, sağlamlığı açısından dikkat etmek gerekiyor. Bugün Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıklamış olduğu bir uyarı vardı. Geçen hafta canlı yayında ben Sayın Bakan'la yapmış olduğum röportaj olsun ve diğer açıklamaları ekrana yansıttık. Ne diyor Sayın Bakan? 250 bin konut dönüştürülmeli, değiştirilmeli diyor. Sadece İstanbul için. Genel olarak da Türkiye'de 500 bin konut. Bu seferberlik başlatılmalıdır. Ama hangi imkanlarla? Buna da cevap bulacağız az sonra. Ama her şeyden önce piyasalar ve İslam demiş. Evet, serbest döviz piyasasına kapalı çarşı üzerinden bugün şöyle yol alırken baktım 3.65'leri görünce dedim yeniden yükselişe doğru geçmiş dolar. Aslında biz bunun işaretini dün sizlerle paylaşmıştık. 3.75'i görürse şaşırmayın demiştik. O noktalara nasıl gelindi bilemiyoruz ama bilen var şu anda telefon attığımızda. İslam Bey merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin için sürpriz olmasa gerek dolarda yeniden yukarıya doğru bir ivme var. Ne diyeceksiniz? Evet. Süreç neden kaynaklanıyor? 3.56 bandı test edildiği zaman izleyicilerimize bu seviyelerin alınabilir bir seviye olduğunu ve bu seviyelerden tekrar toparlanma isteğini güçlü olduğunu söylemiştik. Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed üyeleri bir açıklama yaptı ve bu açıklamada Fed'in Mart ayında faizleri yükseltme ihtimaline güçlü olduğundan bahsettiler. Dün %60 civarında bu ihtimal fiyatlanmıştı. Bugün %80 civarına yükseldi bu ihtimal. Dolayısıyla dolar küresel piyasalarda değer kazandı. Gelişmekte olan ülkelerde doların güç kazandığını gözlemliyoruz ve bugün 3.70 bandının üstü test edildi. Şu anda 3.71.50 bandına kadar yükseldi. Burada dolar... efendim merak ediyorum, faiz lobisi her zaman efendim başımızın belası diyebilecek kadar bizleri köşeye sıkıştırma gayretinde. Evet. Ve Fed de buna maalesef çanak tutuyor. Mart ayında Fed'in faizle ilgili kararı
yukarıya yönlü olacağı net. Bu nereye taşıyabilir? Yarın FED bir karar verse 0.5 ya da 50 bas puan yükselti olsa bu rakam nereye gelir? Fed'in faiz artırma ihtimali daha dün fiyatlanmaya başladığı için özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tedbirlerini daha yeni almaya başlayacak. Dolayısıyla bu 15 Mart'a kadar olan süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nasıl bir söylemde bulunacak? Bu tarafı daha çok yakından takip ediyor olacağız. Bizim için önümüzdeki hafta özellikle en güçlü direnç seviyesi 3.75 bandı olacaktır. 3.75 bandından sonraki seyirlerde biz fiyatlamaları biraz daha yakından takip edebileceğimiz bir süreçte olacağımızı tahmin ediyorum. 3.75'i görmeden şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla 3.75 bandı da kırılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Evet ve diğer efendim tabii ki sadece dolar değil piyasalara evet. Yön veren yatırım aracı olarak söyleniyor. Biz bunu reddediyoruz. Diğer yatırım araçları arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dilendirdiği TL evet. ve altın. TL'nin değerlemesinde %8'lik bir oran dilendirildi Sayın evet. Başbakan Yardımcısı tarafından. Ümit ediyoruz ihracata da yansıması söz konusu. 11 milyar doları yeniden aştık. Mutluluk verici bir gelişme. Ümit ediyoruz üretime de yansıyacaktır. Efendim altın ve dövizde tabii ki euro, petrol. Buna tabii. da değinelim lütfen. Borsa İstanbul'dan başlayalım. Borsa İstanbul bugün ilk kez 90.000 seviyesinin üzerine test etti. Şu anda 89.814 puanda işlemler gerçekleştiriyor. Borsa İstanbul'un 90.000 psikolojik sınırını bugün test etmesi, hatta 10 dakika önce test etmesi güzel bir müthiş. İfade. Güzel bir haber oldu bizim için. Tabii ki dolar yalnız başına yükselmedi. Beraberinde euro TL kuru da yükseldi. 3.90 bandının üzerinde şu anda işlemler gerçekleştiriyor. Euro fiyatlarındaki yukarı dönülü hareketlerde 3.95 direnç seviyesini yakından takip edeceğiz. Beraberinde altının gram fiyatı 148 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 147.75 lira seviyesinde işlemler gerçekleştiriyor. Ama altın ons fiyatına baktığımız zaman da özellikle sert satış baskısında kalarak 1238 dolarda işlemler gerçekleştiriyor. Biz altın ons fiyatında yine 1200 dolar destek seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Evet yarın biz referandum ve BIST bunu konuşalım istiyoruz. Evet. Ama sizin merak ettiğiniz bir konuya az sonra KİPTAŞ Genel Müdürü Sayın İsmet Yıldırım stüdyomuzda misafirimiz olacak ve cevap verecek. Ev almadınız, bugüne kadar sabrettiniz. Ben ille de KİPTAŞ'tan konut almak istiyorum diyenlerdensiniz. Sizi ekran mutlaka başında tutmak KİPTAŞ istiyorum ve Sayın Bey. KİPTAŞ sadece konut almak isteyen ben değilim. Şu anda bizi izleyen milyonlarca izleyicimiz KİPTAŞ'tan ve TOKİ'den ve Emlak Konut'tan konut almak istiyorlar. Ama net bir şekilde ifade edebilirim ki yüksek gelirli gruba sadece konut yapmak yeterli değil. Alt gelir grubuna KİPTAŞ yaklaşık 3 yıldan beri bir inşaat projesinin olmadığını yakından ben takip ediyorum. Ve müşteri hizmetlerinde özellikle yetersiz bilgiden de ben şahsen rahatsız olduğumu ifade etmek isterim. Efendim yetersiz bilgi değil. Bir tek cümlelik bilgi olsa aman Allah'ım ne yığılma olacak. Ama evet. en doğru bilgileri az sonra KİPTAŞ'ın Genel Müdürü İsmet Yıldırım bizlerle olduğunda soracağız bakalım tabii, hakikaten neler olacak. İzledim evet inşallah. Kısa bir ara diyelim aranın ardından misafirimizle birlikte olacağız. Evet, bugünlerde en çok konuşulan konulardan birisi tabii ki aile bütçesi ve yarınlara umutla bakış. Bunun yanı sıra referandum sonrası Türkiye'nin geleceğine dönük belki de senaryolar. Tabii ki hiçbir kimse ne 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını tekrar yaşamak ister, ne de Türkiye'nin 2001 krizi olsun, 1984'te olsun, 2008 global krizi olsun o dönemlere tekrar dönmek ister. O dönemlerde doğan çocuklar şu anda üniversitelerdeler ve yarın Türkiye'sini yönetmeye aday olan insanlar. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Biz ne için çalışıyoruz? Tabii ki çocuklarımız için çalışıyoruz bu saatten sonrası. Ve onlara iyi bir gelecek hazırlarken belki de alışkanlıklarımız gereği bir şey daha yapıyoruz. Biz çocuğumuza, çoluğumuza şimdiden bir araba almıyoruz ama çünkü onu almak eve göre
onun yapabileceği, bilebileceği bir şey diyoruz. Ama konut konusunda büyüklerimiz mutlaka bizlere kalıcı bir miras bırakma derdinde. Hepsinin canı sağ olsun diyoruz ama bunun yanı sıra bir de hiç kimsesi olmayan ve şu ana kadar da kiradan başka efendim bir ödemesi bulunmayan birazcık da birikimi olanlar için fırsatlar yanı başımızda dersek yanılmayın lütfen. Evet, aslında fırsatlar yönüyle baktığımızda gayrimenkul dünyasında her bir proje ayrı bir fırsat şeklinde sunulmakta. Ama öte yandan bugün 1 Ağustos 2016'da hatırlarsanız çok güzel bir proje gündeme gelmişti ki bu kampanya şeklinde yansıdı. Emlak Konut GEO olsun, GÜYODER, KONUTDER, bütün bunlar hepsini sizlerle paylaştık. Ve o günden bugüne 31 Aralık akşamına kadar yapılan satışlarda 1 milyon 300 bin küsür daire sahiplerini efendim satış yönüyle bulmuş oldu. Tabii ki bir kısmı inşaata, bir kısmı teslim sürecinde. Ama teslim demişken hiç kimse acaba bu kadar öde öde bitmez, bir taraftan da anahtarı ne zaman teslim alacağım, bana şunu verecekler mi, vermeyecekler mi diye tereddütler yaşarken bir kısım var ki efendim bunlar da hemen gel evinin anahtarını al ve yarın hafta sonu hatta taşın. Hafta sonu akşamına da havuzuna gir, saunana gir, misafirini ağırla. Böyle bir imkan var mı dersiniz? Evet, böyle bir imkan var. Üstelik şu anda Türkiye'de son 3 yıl içerisinde gayrimenkul yazarlığı yaptığım için çok iyi şöyle inceledim. Direkt net efendim hazır olduğu halde alımda yüzde indirim olarak %20'lik bir dilimi sunan hiçbir yer yok. İşte biz herkesin yanındayız diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kiptaş. Kiptaş'ın genel müdürü İsmet Yıldırım'a soracağız. Nereden nereye geldi? Böyle bir kampanya nasıl doğdu? Buradan başlayacağız. Ama alım gücü daha zayıf olanlara da imkanlar var. Bunları da soracağım efendim. Önce hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Murat Üstadım, nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ediyoruz katılımımızdan dolayı. Aslında ne sürpriz oldu? Bir basın toplantısıyla geçen hafta biz de varız dediniz ve şimdi ekrana yansıyacak bir kampanyaya start verdiniz. Kampanyada fiyatlar 2 yıl öncesine döndü. Alım imkanı olanlara, olmayanlara bile fırsat var çünkü 240 aylık bir taksitlendirme. Nereden doğdu bu fikir ve avantajları neler, sizden alalım. Buyurun. Tabii ekonominin daraldığı zamanlarda veya algı operasyonları yapıldığı zamanlarda herkesin elin taşın altına koyması münasebetiyle bir şeyler yapması lazım. İşte konut sektöründe de bunu yapmak icap ediyordu. Bizim kendi elimizdeki hazır konutlar, söylediğiniz gibi hemen gel evinize oturabileceğiniz şekilde bir gün içinde taşınacağınız konutlarımızı böyle bir kampanyaya sokalım dedik vatandaş lehine. Yoksa bize toplu satışlardan isteyenler var. İşte topluca şöyle indirim yaparsanız alırız diyenler. Biz onu vatandaş lehine kullandık. %20 indirimle 550, 556, 560 liralık konut diyelim. %20 indirim yaparsanız 450 liraya kadar inebiliyor, 448 liraya kadar. Mesela evet, ekrana yansıdı şimdi, geçti, az sonra yine göreceğiz ama üstelik semtlere de bakıyorum. Yani böyle bilirsiniz, İstanbul gibi bir şehirde hangi semt olursa olsun yatırımcı için bir avantaj sunuluyor ama bazı semtler de var, tam oturmuş, klas diyebileceğimiz semtler. Oralarda da projeler geliştirdiniz. Bunlardan birisi... Biz geliştirdikten sonra klas arttı oranı. Peki. Orada eksiklik var. Ümraniye mesela... Başakşehir değil mi burası? Ümraniye, efendim? Mesela burası, evet. Burada duralım arkadaşlar. Bakın arkası bomboş. Evet. Şu sol taraf havaalanı tarafı. Burası sevgili izleyiciler Bahçeşehir. Evet. Bahçeşehir'in tepesi, Vadi Tepe. Ve burada bir vadi var hakikaten. Bakir alanlar. Öne doğru gelen bir vadi var. Orada evet, da zaten Bahçeşehir'in göleti var. Benim tahminime göre, resmi bir ifade değil bu, ayıp olur çünkü. Şu Kanal İstanbul'un güzergahı sevgili izleyiciler. Siz işi biliyorsunuz. Evet. Evet. Buna göre düşünün, gerisini sizden dinleyelim. Evet. Şimdi biliyorsunuz 2 sene evvel bu Vadi Tepe konutlarını kendi arsamızda bir 4500-5000 konutluk bir proje yaptık orada. İşte bomboş bir araziydi, planladık.
Efendim, o planlamaya göre okullar, camiler, sosyal donatılar, bütün oranları yaptık. Evet. Zaten filmlerde göründüğü gibi bitmiş vaziyette oturuluyor. Oradaki diğer daireler gibi bu daireleri de bu imkanlardan vatandaşımıza sunalım istedik. 3+1, 4+1. Yani kirada hemen taşınıp kira vereceğine buraya biraz daha katkı yaparak daire sahibi oluyor. Bütün mesele bu. Veya imkanı var, bir parası varsa %20 tenzilat. Bugün hiçbir konutta yok şu anda. Biten konutta. Ya 500 bin lira bir daireyi 400 bin liraya almak güzel bir şey. Bunun yanı sıra bizim izleyici kitlemizin saygı duyduğum bir yönü var. Faizle içli dışlı olmayı sevmiyor. Evet. 60 ay 0 faiz. Evet. 60 ay 0 faizle de banka kredisiyle %20 peşinat vererek çok ciddi, oradan da 60 ayda ciddi şekilde istifade edebiliyor. Söylediğiniz gibi ilk 2 sene evvelki konut fiyatlarıyla. Burada tabii ekonomiyi de bir düşünüp canlandırmak lazım. Yani aslında vatandaşa algı operasyonları yapıp Türkiye'nin ekonomisiyle de oynamak istiyorlar. Bunu işte çeşitli programlarda dile getiriliyor. Siz de getiriyorsunuz. Burada Türkiye'nin, vatandaşın buna kanmadığını, vatandaşın buna itibar etmediğini, bizim de biraz yardımcı olursak neler yapabileceğinin kanıtı. Çok ciddi de şey var, talep var yani. Üstelik şu da söz konusu, yarın yazdığım gazetede çıkacak. Ulaştırma, lokasyon, bütün bunlar önemli. Ulaşım aksamının bulunduğu noktalarda konut geliştirmek belki sizler için de bir değer ama alıcı için çok ayrı bir şans doğuruyor. Bu bölgelere mutlaka büyük şehir iştiraki de olduğunuz için hizmeti getirmekle mükellefsiniz. Şimdi İstanbul'un biliyorsunuz 100 binlik çevre planları yapılmış, bitmiş vaziyette. Sayın Başkanımız Kadir Bey zamanında bu tamamlandı. Mimarlar Odası'nın muhalefetine rağmen meclislerden geçti. Ama ne demek çevre plan? İşte nerede ne olacağının büyük ölçekte belirlenmesi planı. İstanbul'un 5000 kilometrekarelik şeyinde, yüz ölçümünde %28'inde yapılaşma olabiliyor. Diğerleri orman alanı, su havzaları, tarım alanları diye tanımladığınızda %28'inde, bunun da büyük bir kısmında yapılaşma var. Yeni yapılaşma alanları zaten çok kısıtlı. İstanbul şu anda 15 milyonsa 18 milyona göre planlanmış bir şehir. Dönüşümlerle belki 20-21 milyonu bulur mu bilmiyorum. Ama dönüşümün de hane sayısının artırılmadan yapılması lazım diye düşünüyorum. Şimdi burada efendim Sayın Bakanımızın az önce ifade ettim, 250 bin konutun dönüştürülmesinden söz etti İstanbul'da ki yapılacak yeni konutlar da var. Sizin de burada bir rolünüz olsa gerek. Biz sizi... Çalışma yapıyoruz, biz size onu anlatacağız zamanla. Birkaç cümleyle rica edeyim. Esenler bölgesinde, Esenler bölgesinde bir rezerv alanı var. O rezerv alanında planları yaptık. Onları paylaşacağız. Büyük devlet projesi bu. İstanbul'da hiçbir bu kadar büyük bir dönüşüm olmadı. Bu dönüşümü en son basınla da Sayın Başkanımız, Bakanımız, Sayın Başbakan, hatta Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde. Sadece bölge halkının konutlarının elinden daha modern şekilde yeniden inşaatı için bir tarafta tutulması, alınması, İnşaatından sonra teslim edilmesi şeklinde mi yürüyeceksiniz, yoksa yeni yatırımcılara da Esenler'e buyurun diyebilecek bir altyapı olacak mı? Yani dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yani yeni yatırımcılara inşaat olarak veririz ama onlar bir yatırımcı maksadıyla para kazanacak şekilde değil. Daha çok dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bir kısımda belki diğer işte gelir getirici şeyler varsa onları da orada değerlendirip ona katkı yapacağız. Evet, semtlerden açmışken sözü, tabii ki az önce İslam Bey'in de orada bir serzenişi vardı. Bizler sağlıklı bilgi alamıyoruz. Daha doğrusu memurlara ya da işte gelir düzeyi düşük olanlara Kiptaş bu aralar bir şey yapmıyor denildi. Aslında bilgi, yapıyorsunuz. Bilgi noksanlığı gibi geldi bana. Buyurun. Yani nasıl alamıyor onu bilmiyorum. Bizim zaten internet sitemiz dahil hepsinde görünüyor. Biz bundan 8 ay evvel Çatalca'da konut çıktık. 2200, 10 günde 15 günde sattık. Şu anda fiyatlarını söylesem uçuklarsınız. 139-750 lira. Hiç evi olmayana 2 artı 1. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz Sayın Başkan? Efendim? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Var, evi olmayan üzerinde kayıtlar var. Bilgisayara bastınız mı çıkıyor. Yani devlette var kayıtları. Arsa olmayacak, bina olmayacak, daire olmayacak kendisinde. Varsa da öyle müracaat etmişse cezai şart bile uyguluyoruz onları. Artı şunu da uygulamanızı ben özellikle rica ediyorum. Evet.
o kadar kul hakkı diyeceğimiz insanlar müracaat ediyorlar. Oturma amacıyla yıllarını efendim çürütenler var. Ama bakıyoruz, ben bunu Vaditepe'de de gördüm maalesef. Memurlarla ilgili olan bölümde kiraya veriliyor ya da ikinci el olarak satışlara sunuluyor. Bunu da önlemek gerekiyor. Hakiki ihtiyaç sahibi. Koyduk mesela Çatalca'da oturma şartı koyduk. Satmama şartı koyduk. Otur şartlar koyduk. Orada yani biz ucuz konut üretmeye devam ediyoruz. Memurlara semtler söyleyelim. Şu anda memurlara devam edeceğiz. Memurlar önümüzdeki ay herhalde çıkacağız yine Bahçeşehir'de. Nisan ayını bekleyelim. Evet. Nisan ayında hangi bölgelerde soralım İsmet Bey'e. Bahçeşehir, Vaditepe'nin yanında bir arsamız var orada. Dördüncü etap olarak. Evet, Pendik'te çıkacağız. Pendik'te iki bölgemiz de var. Oradan da alabilirler. Silivri'de sosyal konut projemiz var. Daha önce orada vardı 1500. Galiba değil mi? Siz Tokin'in mi vardı Silivri'de? Bizim 2000 bölge yaptık orada. 4000 konut yaptık. Şu anda ne kadar? Şu anda 1500 konutluk bir projemiz var. Yakında Silivri'de. Mı olacak mevcut projemiz? Yakında. Şimdi burada durduralım lütfen. Yine Vaditepe burası. Şu bölgede olacak tahminim. Vaditepe'nin dördüncü bölgesi bu bölge. Yok, hemen yanı. O tarafa doğru buraya kaymıyor. Buraya doğru. O arkadan devam ediyor. Hemen yanında. Benzer şekilde bir şey yapacaksınız. Planlı bir bölge. 1600 konut mu? 1600. Peki burada uygulama nasıl olacak? Normal vatandaşa mı, memurlara mı? Vatandaşa da varacak ama büyük kısmı memurlara. Peki kura çekiliş vesaire? Olacak. Daha evvel memurlara 1200 konut yaptık. 3000 müracaat oldu. Kura çektik. Kuradan aldılar, evet. Rakamsal boyutta alım gücü ortada. Biz sonra Hadımköy'de yaptık bundan 2 sene evvel. 3. etap mıydı? 3 senedir yok diyor ama 3. etap. Orada 98 liraya verdik. 98'de nerede daire var ya şimdi? İşte hatırlayın. Yani 2 sene evvel ve bitirdik. Yani 1600 konuta 80 bin müracaat oldu. %2-2,5'a geliyor. Yani. Peki şu soruyu soracağım yani, izninizle. Anlatabiliyor muyuz? Yani İstanbul'da TOKİ'ye rakibiz diyebilir Sayın misiniz? Sayın Memiş takip etmiyor herhalde. Anlayamadım. Telefonu bağlandı da konuşalım. Peki. Yani. Ya bilgi noksanlığı var. Teşekkürler. Evet. TOKİ'ye İstanbul'da rakibiz diyebilecek noktada mısınız? Niye rakip olalım ki biz? Kardeşiz. Kardeş olmak varken rakip olalım. Ama rakamsal boyutta. Yok. Fiyatlar boyutuyla. Yok, rakip olmaz. Ya TOKİ zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde kurulmuş bir kiptaş. Aynı mantıkla Ankara'da TOKİ devam ediyorsa niye rakip olur? Doğru. Rakip olunmaz. Oralarda birbirine yardımcı olunur. Ya biz ayrı kulvarda devam ediyoruz. TOKİ bütün Türkiye çapında daha büyük çapta devam ediyor. Birbirimizin yoktur farkımız. 74 bin konut az bir sayı değil, bir şehir adeta. Bunu çarpın 4'ten kaç tane vatandaş yapar? Tabii. 300 bin nüfus. Ve baktığımızda... Ama şehirlere bir ruh da vermeye çalışıyoruz orada. Sadece biz ev vermiyoruz Mehmet Bey. Yani onu çok iyi biliyorsunuz. Yani aldığımız zaman oradaki planlamanın, yani bir affedersiniz çöp tenekesini dahi biz orada yerleştiriyoruz. İşte her türlü donatı alanları, okullar, camiler, yurtlar, efendim her türlü spor alanları, yüzme havuzları, bütün altyapılar, her türlü altyapı, asfaltından efendim kanalına kadar, elektrik tesisatından PTT'lisine kadar hepsini anahtar teslimi biz yapıyoruz. Çöp tenekesine bile koyup vatandaşı öyle şey yapıyoruz. Ondan sonra da biliyorsunuz site yönetimleri kanalıyla, kurduğumuz şirket kanalıyla. Doğru. Onunla da şu anda zannedersem Türkiye çapında da 30 vilayet oldu. 150 bin konutu. Dünyada böyle bir şirkette yoktur yani yönetim bakımından. Ben vatandaşlarımıza bu kampanyayı mutlaka görmelerini tavsiye ederim. Tabii yani %5 peşin 60 ay 0 vade farkı ile 0 vade farkını özellikle burada vurgulamamız gerekiyor. Üstelik bir de 20 seneye çıktı biliyorsunuz. O da iyi bir şey. O var mı bankalar, talep efendim son bir ay haftadır ya size? Ya oluyor ben... tabii şöyle oluyor. Yani insanların ödeme güçlüğü azsa tabii o geri çekiyor biraz. Geri çekince insanlar için 500 lira, 1000 lira ciddi bir para, büyük bir para. Diyelim ki 4500 lira ödeyeceğine 4000 lira ödüyor, 3500 lira ödeyeceğine 3000 lira ödüyor veya 2500 lira ödüyor. Böylece uzatıyor ama eline para geçince de sonra kapatma imkanı var tabii. Belki evet. 20 sene uzun gibi görünüyor. Ama başımı sokayım, bir imkanım olsun diyenler için iyi bir imkan. En güzeli efendim hazır olması ve faizsiz. Hazır olması, faizsiz 5 yıl güzeli. Tercih edilen. Hatta %20 de çok iyi. %20 tenzilat
Önemli bir rakam. 500 bine 400 tabii, bin tabii. vermek olağanüstü bir. Tabii hocam. Hiçbir kimse kimseye evet. yapmaz bu dönemde. Evet. Gelelim efendim en çok tercih edilen konut tiplerini merak ediyorum. Kiptaş'ın standart mıdır üretimi? Yok. İnşaat şöyle, kalitesinde A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı. İnşaat kalitesini siz tercih edeceksiniz. Onları biz şimdi söylememiz şey olur. İnşaat kalitesi zaten belli. Vatandaşın yaşayan biliyor. Tabii yaşayan biliyor onu. Orada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama tercih edilen konut tiplerini biz bugüne kadar tecrübemizde 2 artı 1, 75, 85, 95 metrekare, işte 3 artı 1, 115, 125, 135 metrekare, belki bir 150-160 metrekare de oluyor bazen 3 artı 1'lerde, 4 artı 1'lerde işte 190, 220, 200 metrekare. Artık öyle bahçeli nizamda bazen yaptıklarımız oluyor. Onlar da 300-400 metrekare arasında değişiyor. Bu tabii bir yaşam. Bir de bunun şöyle bir şeyi oluyor. Mesela bunu İkiteli Başakşehir'de gördük. 75 metreyle villa sahibi aynı yerde oturuyor. Veya 75 metreyle 150 metre aynı yerde oturabiliyor. Oturunca ne oluyor? Aynı okula gidiyor. Kaynaşma. Aynı yer. Tabii, sosyal tabii, kaynaşmanın bir, sosyal, bir aracı tabii, oldunuz. Tabii. Yani öyle komünler oluşturmuyorsunuz. Ayrı ayrı yok. Herkes kardeşçe imkanın nispetinde o daireyi alabiliyor. O imkanı var ama aynı yerde oturuyor, aynı yeri soluyor, aynı yerden alışveriş ediyor, aynı okula gidiyor çocukları, aynı hastaneyi kullanıyor gibi. Yani bir kuyruk da olsa, o yok ya kuyruklar biliyorsunuz eskiden de. Ama Türkiye'de yok, şey biz var. Hatırlıyoruz onları. Yağ kuyrukları falan vardı. 23 Ekim 2013'ü hatırlıyorum sizin bu projenizde kuyruk şey, vardı. Şey kuyruğu vardı evet. Bizde bütün kampanyalarda öyle yani. 2013 kuyruğu dediğiniz Hadımköy'de. Hayır şey Vadettepe'de. Ha Vadettepe'de de vardı. Hadımköy'de de var. 80 bin müracaat evet. düşünün yani. Evet, 20 evet, günde 80 bin müracaat. Ben ihtiyaçlar nispetinde Türkiye'de çok şükür onlar kalmadı. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da Türkiye bir böyle bir atışa kalkacak inşallah. Füze gibi. İnşallah. Hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem güven olarak hem düşmanlara dostlara da bir ders verilecek şekilde iyi olacak diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuz herhalde. Biz buradan her gün yayın yaparak dillendiriyoruz. Yani konut alın dediğimiz zaman bunun bir sorumluluğunu da taşıdığımızı biliyoruz. Kimse Kiptaş'tan niye konut aldın diye hayıflanmaz. Bilakis teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar. En önemlisi dua. Şimdi soru geliyor. Ve vatandaş kazanıyor. 1'e 3, 1'e 5, 1'e 6 kazanıyor. Biz ondan memnunuz. İstanbul dışında var mı böyle bir niye? İstanbul dışında sosyal sorumluluk projeleri var. Konut projesi yapmıyoruz. Bir Yalova'da yaptık. Hı-hı. O da bizim eski ilçemizdi. Şimdi il biliyorsunuz. Orada böyle bir fazla değil 150-160 konut yapmıştık. 180 konut pardon. Siz efendim büyük şehrin en kıdemli bürokratlarındansınız diye düşünüyorum bu alanda. Evet. 1999'dan bu yana görevdesiniz. Evet. Allah korusun. Nazardan diyelim. Ama baktığımızda semtlere göre de bir dağılım yaparsak, İstanbulluların biraz kafası karışık. Her yer değerlidir diyorlar. Size göre en değerli 3 semt neresi İstanbul'da? Şu anda yaptıklarınızı da dikkate alarak da söyleyebilirsiniz. Ya şöyle mi hocam, yani Mehmet hocam, İstanbul artık lokasyonu biliyorsunuz Gebze'den Silivri'ye kadar gitti. İnsanların kendi tercihlerine göre her yer bir değer addediyor. Tabii ki şehrin merkezleri bir Eminönü'nün değeri, bir Taksim'in değeriyle ne bileyim bir Pendik'teki Ücra Köşe'nin değeri bir değildir. Ama bir insanın bir iş yeri Pendik civarında veya Gebze civarında Pendik'te de bir bahçeli nizam bir evde oturuyorsa bana göre en önemli değer onlar için orasıdır. Yani değer olarak baktığınız zaman niye? İşine çabuk gidebiliyor, rahat bir havası var vesaire. Yani oturma bakımından mesela şimdi Başakşehir'in değeri şu anda ilk 10'da desem İstanbul'da veya ilk 6'da desem siz inanır mısınız? Niye öyle oldu? Bir yeni bir şehir kurduk. 20 senedir orası işliyor. Her şey kırıldı. Bir tarafta Hilal, bir tarafta tabii, Başak. Bir de havası çok güzel. Evet. 3 derece, 4 derece. Bir de insanlar orada tercihen geldiler, oturdular. Her türlü hizmet de var. Bugün stadı bile yapıldı biliyorsunuz Başakşehir'in. Olmayan şey yok. Özel okullarından, devlet okulları pırıl pırıl, hastanesi vesaire, metrosu. Kendiliğinden değer zaten ortaya çıktı. Yani devlet hizmetinin geldiği yer değerleniyor. Ama lokasyon olarak baktığınız zaman yani o değerler her yerde bir değer. Yani onu çok sınıflamak bence evet. bizim zaten planlarımızda da MİA alanları dediğimiz merkezi iş alanlarını hı hı. bölmek şeyimiz, ana fikrimiz ve öyle yapılıyor yapılanma.
İşte Kartal bölgesi kendine göre Pendik, Kartal, Maltepe vesaire bir değer. Kadıköy bir değer. Ne bileyim işte bu Başakşehir bu taraf bir değer. Kendine göre. Hatta Büyükçekmece, Silivri o tarafta başka bir ama değer var. Ama o değeri bir noktaya getiren de yani, sizlersiniz. Sizlerin evet, yani, o logolar, markaları. Sadece Kiptaş'ın değil mi ya? Bu ekonominin bu hale gelmesi, bu hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli başkanımızın katkıları, Büyükşehir Belediye Başkanımızın doğru, yapılan hizmetler. İşte, sadece konut değil ki, ulaşımdan doğru, tutun her türlü şeyde hizmet var. Burada efendim, evet, bir de kampanyaları destekleyici şekilde bir politika izledi hükümet. Tebrik etmek gerekiyor. KDV'nin düşürülmesinden doğru, tutun, yurt dışından Türkiye'ye sermayesini getirip konutta değerlendirmek, İstanbul'un en nezih semtlerinde sizin markanızı almak. Ya zaten başlı başına bu yıl sonu itibariyle ben burada kesinlikle yaşayan bir kişi olarak söylüyorum. Gözlemci kişiliğimle söylüyorum efendim. Güvendiğiniz, inandığınız bir kişi olarak söylüyorum. Alan kazanıyor bu memlekette. Fırsatı değerlendirebilene efendim. Tabii ki imkanlar her zaman kapımızı çalabilir mi? Dikkatli olursanız çalar ama böyle bir zamanda çalmış ise değerlendirmek gerek. Özellikle vergi yönlü reformlarda gayrimenkule yansıma boyutu fevkalade olumlu. Hem vergi hem de yabancıya satışta biliyorsunuz çıkan yasayla ciddi şekilde yabancılar. Evet. Türkiye'de yabancının mal alması ne demek? Yabancı geldiği zaman Türkiye'de artık onun ortağı oluyorsunuz. Evet. Malının ortağı oluyorsunuz. Adam burada para harcıyor, emlak vergisi ödüyor. Bir şey aldığı zaman arkadaşını getiriyor, Türkiye'yi seviyor. Yani senden birisi oluyor. Şimdi vatandaşlık hakkı da verdiler belli bir şeyde. Evet. O da önemli bir şey. Belki onun oranlarında bir düşme falan yapılabilirse daha cazip hale gelebilir. Evet, sizi buraya davet ederken tabii hayırlı bir kampanyanın başlangıcı noktasından hareket ettik ama sizi de uğurlarken yine vatandaşlara direkt hitap etmenizi rica ediyorum. Bir dakikalık süre içerisinde kamera karşınızda evet, ve İstanbullulara özellikle şu anda cebinde parası olanlara acaba daha fiyatlar düşer mi diye tereddüt edenlere ki ben sanmıyorum bu fiyatların düşeceğini. Bunlara bir hitap etmenizi rica ediyorum kapanışımızda. Buyurun. Yani değerli İstanbullu de hatta Türkiye herkese açık bizim kampanyalarımız. Türkiye'deki vatandaşlarımız, yurt dışındaki vatandaşlarımız hatta yabancılar. Kiptaş'ın elindeki bu stok malların satışında zaten çok az bir mal var. 650 adet. Gösteriyor ki çok kısa zamanda tükenecek vatandaşın lehine bitmiş daireye hemen oturabileceksiniz. İmkanı olanlar 3+1, 4+1, 2+1 dairelerden gelip Kiptaş'ın bu lokasyonlu güzel yerinde, ulaşımı güzel, yapılan sitelerimiz çok güzel. Oradaki her türlü sosyal donatıyla birlikte bilhassa Gazi Osman Paşa'daki Venezia bölgesinde de altta çok güzel bir alışveriş merkezi var. İstanbul'un en önemli 5 alışveriş merkezinden biri. O da çok büyük lokasyon, metrosu var. Oralardan daire sahibi olmak isteyenlere her türlü imkanımız açık. Dükkan bütün İstanbulluların, bütün Türkiye vatandaşlarının, Kiptaş sizin, Kiptaş sizinle daha mutlu diye düşünüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet, İsmet Bey'e biz teşekkür ediyoruz. Herkesin ev sahibi olması adına başlatılan seferberlikte bizim de tuzumuz olsun diye geçen hafta itibariyle başlattıkları bu kampanyada da başarılar diliyoruz ki kampanyanız Mart sonuna kadar devam evet, edecek. Hatta benim duyduğuma göre ekibinizden bitene kadar biz yaparız dediniz. Mart sonu mu dedim? Hayır, devam edecek. Bitene kadar kampanya. Evet, devam. O sözü de almış olduk. Tamam, çünkü biliyorsunuz Emlak Konut GVO ve iştirakleri veya çözüm ortaklarında Mart sonuna kadar Kiptaş'ın kapısı gece gündüz açık. Evet. Bunu verebiliriz mesaj olarak galiba. Evet, bugün bu kadar olsun. İnşallah yarın daha hayırlı haberlerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Ziraat Katılım, İş ve Ekonomi programını sundu.